Aziz Konukman bizlerle birlikte. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Aziz Hocam, nereden başlayacağız? Ya bu dün tabii, yani biz sizi hani aramayı düşündüğümüz zaman, evet, bu asgari ücret, bir takım işte bu Evrensel Gazetesi'nin bugün işlediği bir takım veriler vesaire üzerinde de hani konuşalım dedik. Ama bu çocukların ölümü var ve elbette bunu da hani yoksullukla birlikte görmek gerekiyor. Yani siz bir hani ekonomist olarak bize yoksulluğun hani tarifini bir yapabilir misiniz? Şimdi yoksulluğun tarifini daha somut yapabilecek bir durumdayım. Çünkü Benelux ülkelerine bir ziyaret yaptım. O şansa sahip çıktım. Evet. Yani yakın bir şeyde yeni döndüm. Bir turdan döndüm. Asgari ücretin nasıl insanların yaşam standartlarında önemli bir yer olduğunu, örneğin Lüksemburg'da asgari ücretin bizimkiyle mukayese edilemeyecek derecede yüksek olduğu ve o asgari ücrette çalışan Türklere şahit olduk. Tur rehberimiz sürekli bu gezilerde olduğu için onları yakından tanıyor. Örneğin bir garsonun asgari ücretinin olağanüstü boyutlarda olduğunu, hatta orada bahşişleri de dahil ettiğiniz zaman burada o ücretleri yakalamanın ne kadar güç olduğunu görüyoruz. Biz de buna şahit olduk. Evet. Ya yoksulluk şu, yani kendisi ve ailesiyle birlikte eğer yaşamını idame ettirebilecek bir gelir düzeyini taşıyamıyorsa o aile fertleri yoksul demektir. Bakın burada efendim işte iki türlü hesaplanıyor. Gıda yoksulluğu var, bir de işte değil mi esas yoksulluk filan. Ya gıdayla mı yaşıyoruz Allah aşkına? Tamam, istatistik olarak anlamlı. Türk İş'te zaten yayınlıyor biliyorsunuz. Dört kişilik bir şeyin, ailenin yoksulluk, gıda yoksulluğunu açıklıyor. Ama gıda yoksulluğu olayın bir boyutu. Çünkü bir de insanların değil mi sosyal harcamaları var, toplumsal düzeyde gıdanın dışında yaşamı idame ettirebilmek için yapacağı harcamalar var. Şimdi bu düzeylere baktığınız zaman, bırakın yoksulluk düzeyini, gıda yoksulluğunun bile altında yaşayan milyonlar var ya. Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani vahim, vahim bir tablo. Daha henüz biz asgari ücreti tartışıyoruz. O asgari ücret inanılmaz bir şekilde zamlar dahi yapılsa, yapıldığı gün, açıklandığı gün gıda yoksulluğunun bile altında olabilecek durumda. Yani böyle bir vahim tabloyla karşı karşıyayız sevgili dostum. Evet. Şimdi bu mesela ya dünkü hani meclisteki tartışmalarda AKP'li Özlem Zengin, ya ismi üstünde durmak istediğim ya da ona hani cevap olsun diye sormuyorum. Sadece hani o söylediği için. Ya bu meselenin meseleyi CHP'lilerin veya muhalefetin sadece paraya indirgediği iddiasında. Ama yani bir şekilde bu mesele sadece para meselesi mi? Bir taraftan evet, yani bir altyapının bütün topluma dağılmış olan bir refahın da olması gerekmiyor mu? Bizde toplum fakir, evet bir takım zenginler var sadece, bireyler zengin. Ama toplum fakir, buna sanki iktidar uyanamamış gibi ya da bunun tarifini bilmiyorlarmış gibi bir durum var. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Yani artık bu insanlık çağrısı diyorum ben buna. Yani bu insanları görmezden gelmek, değil mi? Yani milyonları görmezden gelmek ve yaşam sanki onlar yokmuş gibi devam etmek, emin ol bir çıldırma anı gibi. Yani olayı parasal boyutları falan atın bir tarafa. Evet. Yani bir de kaldı ki mesela asgari ücret meselesi şeyin de dışında, yani bütçeden ödenen bir rakam değil. Çünkü daha çok özel sektörde çalışıyor değil mi insanlar asgari ücret? Ya da hatta onun altında da ücret var. Ya bu korkunç bir şey. Ve yeter ücret deniyor buna. Bak isim de çok güzel. Çünkü patron hangi düzeye uygun diyorsa o yeter ücret oluyor ve yeter ücret asgari ücretin altında milyonlar çalışıyor. Bakın göçmenler,
değil mi? Suriyeli göçmenler. Eskiden Kürtlerin büyük bir çoğunluğu asgari ücretin altında çalışırdı. Yeter ücretle. Şimdi artık bunlara yenileri katıldı. Kimdir onlar? Göçmenler. Suriyeli, işte oradan buradan. Ve felaket bir durum. Bugün eğer sanayi sitelerinde çark dönüyorsa, bunu bir işveren temsilci söyledi göçmen tartışmaları sırasında, dedi ki ya onlar sayesinde bizim sanayimiz dönüyor dedi. Bu bile ne kadar vahim bir durum olduğunu gösteriyor. Yani milyonlarca insanların yoksulluğu üzerinden eğer çarklar dönüyor diyorsa bir iş adamı şapkasını önüne koyup düşünsün. Evet. Peki. Şimdi Aziz Hocam, bu son verilerle ilgili ve önümüzdeki dönemde ki olasılıklarla ilgili bazı sorularımız olacak. Şimdi bugün mesela Evrensel Gazetesi çok geniş bir biçimde işlemiş. Ben dün mesela TÜİK'in yapmış olduğu işte bir takım açıklamalar var. Yani sanayi üretimi, efendim işte alacaklar, verecekler, borçlar, şunlar, bunlar. Ben çok bir şey anlamıyorum bunlardan. Bize bir böyle bir tarif edebilir misiniz? Yani nedir şu andaki durumumuz dünkü verilere göre bakacak olsak? Sadece şöyle rica ediyorum. Bu kadar alacağımız var, bu kadar borcumuz var, bu kadar açığımız var gibi. Tarif edebiliyor muyuz? İstersen ona geçmeden önce, hani şu asgari ücret meselesine bilmiyorum, değinecek misin ya da... Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Evet. Asgari ücrete döneceksek şimdilik ben bu konuyu tartışalım. Evet, evet, tamam. İşsizlik meselesi. Ama asgari ücret çok önemli. Evet. Biliyorsun bizim 118'li iktisatçı, farklı ideolojik tercihleri olan insanlar bir araya geldi ve bir kamuoyuna bir bildiri yayınladı. Doğru. İktisatçılar arasında ben de yer alıyorum. Hani o konuya da değineceğiz anladım. Evet, ben evet, değil. Evet, evet. Şimdi işsizlik konusuna gelirsek iki türlü işsizlik rakamları yayınlanıyor. Maalesef artık alıştık biz bunlara. Biri dar anlamda işsizlik, diğeri geniş anlamda işsizlik. Dar anlamda işsizlik daha çok iktidar bu rakamı seslendiriyor. Çünkü tahmin edebileceğin gibi adı üzerinde, tanım gereği daha düşük bir oran. O rakamı vereyim ben, yani Eylül ayı itibariyle o rakam belli oldu. 8,6. Yani çalışabilecek olan iş gücünün içinde o ücret düzeyinde ve çalışma koşullarında aradığı halde bulamayan, iş bulamayan kişilerin oranı %8,6. İşte 3 milyon küsur oluyor. Tamam. Fakat burada bu rakam bile yılın bütünü için gerçekleşme tahminini yayınladı OVP. Yani yürekler açısı durumu sergilemek için söylüyorum. Orada orta vadeli programın 2024 gerçekleşme tahminini veriyorum. Yani dar anlamda işsizlikle ilgili. Hı hı. En çok sahiplenen rakam bu çünkü. 9,3. Bakın 2024'ün gerçekleşme rakamı tahmini 9,3. Şimdi açıklanan ne? 8,6. Bakın o bile 8,6'ları bulamıyor. Yani onun üstünde bir işsizlik rakamıyla tamamlanacak. Peki önümüzdeki 3 yılla ilgili bu 8,9 bir daha yakalanacak mı diye bir soru soralım. Tuhafına gidecek. Dönem sonunda, yani 2027'de işsizlik rakamı ne olarak verilmiş biliyor musunuz? 8,8 olarak verilmiş. Bakın bir daha bakıyorum. Dar anlamda işsizlik rakamı 2027'nin hedef 3 yıllık ya, 25, 26, 27, orada 8,8. Peki oraya nasıl gelecek? Önce bizim 9,3 diye beklediğimiz gerçekleşme tahmini bu yılın bu yıl içinde 9,6'ya çıkacak 2025'te, sonra 9,2'ye inecek, ondan sonra 8,8. Yani bugünkü açıklanan resmi işsizlik rakamına biz ancak 2027'de ulaşabileceğiz. Ya bunun kadar vahim bir tablo olamaz. Evet. Düşünsenize, yani insanlara diyorsunuz ki bak Eylül ayında 8,6 olan işsizlik oranı, müjdeler olsun, 2027 yılında 8,8 olacak diyorsunuz. Hala 9 bandında
devam ediyor. Ne olacağı da belli değil. Yani o böyle iyi tahminlerle 9'un üstündeki rakamları, küsuratı tahmin ediyoruz. Ama orada bile durması mümkün değil. Peki bu rakam bir cinsiyet temelinde mukayese edilirse ne olur? Çünkü maalesef biz cinsiyet kör anlayışa sahibiz. Yani cinsiyetle ilgili durumları görmezden geliyoruz. Böyle erkek egemen bir bakış açısına sahibiz. Erkek işsizlik oranı, bu genelinde 8,6 olan işsizlik oranı 6,7. Ne kadar güzel değil mi? Bakın, erkeklere iş bulan, erkeklerin işsizlik oranının düşük olduğu bir Türkiye. Herkesin erkek egemen bir toplumda herhalde mutlu olabileceği bir tablo. Peki kadınlarda durum nedir diye sorarsak 12,3, bakın çift haneli rakamları görüyoruz. Hep böyle diyorlar ya, tek haneli rakamlara doğru gidiyoruz. İşte 9'lar, 8'ler, ne kadar güzel bir Türkiye. İyi de kardeşim, sizin bu güzel dediğiniz Türkiye'de kadınların işsizlik oranı 12,3. Yani 6,7 erkeklerinki, düşünün, neredeyse 6 puan fark var. Evet. Yakın bir işsizlik oranı kadınlarda söz konusu. Yani kadının adı yok. Bir daha söyleyelim. İş gücü piyasasında kadının adı yok. Esamesi okunmuyor. Böyle bir tablo var. Evet. Bir rakam daha vereyim. Evet. Genç işsizlik oranı, yani 15 ile 25 yaş grubu arasında 17,1. Bakın 17,1. Yani 8,6'yı neredeyse ikiye katladı. Bakın, önemli olan bu. Bir toplumun geleceği bu kardeşim. Bırak sen öbür ortalama rakamı. Esas genç işsizleri, onları düşünmeniz lazım. Çünkü devamlı üniversitelerden mezun ediyorsunuz, oradan işte okuyamıyor, edemiyor ama sonunda diploması var ya da yok, işsiz ve Türkiye'nin ortalama işsizlik rakamını ikiye katlayan bir rakam. Tamam. Peki bunun cinsiyet durumu nasıl diye bakarsak, 13,5 yine genç işsizlik oranı erkeklerde. Yani erkekler her seferinde, erkek egemen bir toplumda yaşadığımız için şanslı oluyorlar. Kadınlarda %24, ya şapkanızı önünüze koyun, genç kadınlarda işsizlik oranı %24. Yani 8'i katlıyor ya, 3 misline yakın bir rakam var. %8'leri katlıyor. Evet. Ve bu tabloyu değiştirecek maalesef iktisat politikalarının hiçbirisi yok. Peki gerçek işsizlik ne? Gerçek işsizlik yine TÜİK'ten öğreniyoruz. Geniş tanımlı, o da %25,6. Bu değil mi? Ya, gerçek işsizlik bu. %25 aslında. Evet. Yani kadınlardaki işsizlik oranı da üstünde. Peki niye öyle? Çünkü şundan, eksik istihdam var. Ne demek eksik istihdam? Ya ben diplomalıyım, üniversiteyi bitirdim ama gişe memuruyum. Yok, iş yok. Yani benim arzuladığım çalışma koşullarına uygun değil. Aslında ben işsizim. Ama resmi olarak, ya bu adam işsiz gözükmesin, bu kadın işsiz gözükmesin diye beni diplomamın hak ettiği bir yerde değil de daha düşük vasıflı bir işte çalıştırarak işsizlik rakamını ne yapıyorsunuz? Düşürmüş oluyorsunuz. Aslında ben işsizim. Ama görüntüde işte orada bilmem ne elemanı diye gözüküyorum. Yani ben olsam ne olur, olmasam ne olur? O iş üretimine çok fazla bir katkısı olacak bir şey değil. Evet. Başka ne var? Potansiyel olarak ben aslında iş gücünün bir parçasıyım ve işsizim ama atılım. Yani işte uygun bir ücret olsa ya da çalışma, bir davet gelse hemen çalışabilir durumdayım. Ama onları da biz işsiz kabul etmiyoruz. İşte onları işsiz kabul edersek rakam birden 25,6'ya yükseliyor ve uzun bir süredir de bu ikili hanede duruyor. Yani tablonun ne kadar vahim olduğunu böylece görmüş oluyoruz. Peki. Aziz Hocam, 4 dakikamız var. Böyle Rabia gibi algılamayın bunu. 4 dakikamız var. Tabii. Lütfen sizin de yoğun program şeyle ilgili olarak, asgari ücretle ilgili olarak görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi vallahi biz 118 iktisatçı bir ortak bildiri yayınladık. Dedik ki kardeşim, hani aslında bu bir o metinde yok ama bu bir insanlık çağrısı aslında. Yani bunu bir politik, ideolojik bir duruştan bağımsız
görmek lazım. O da şudur. Ya şu insanların gerçekleşen enflasyona göre, hani razıyız, TÜİK'e razıyız kardeşim. Bakın başka bir rakam dedim, TÜİK'e de razıyız. Ama ne olur gerçekleşen enflasyon üzerinden zam yapın ya. Yani siz cekcaklı ileride şöyle bir enflasyon bekliyoruz diyerek o zamı yapamazsınız. O zamı yaptığınız zaman siz gelir dağılımında bu insanların zaten yoksulluk sınırının altında, bakın gıda yoksulluğunun altında, 17 bin 2 dolarlık ücret gıda yoksulluğunun çok çok altında, böyle bir ücrete mahkum etmeniz emin olun toplum vicdanında kabul edilebilecek bir durum değil. Kaldı ki bu ücret ortalama bir ücret haline geldi. Neredeyse bütün Türkiye'de insanlar bu ücret düzeyinde çalışır hale geldi. Yarısından fazlası bu ücret düzeyinde. Dolayısıyla şiddetle öngörülen enflasyona karşı, önerilere karşıyız. İşte Merkez Bankası Başkanı kalkıyor, öngörülen enflasyon. Ayıp kardeşim ya. Senin işin mi bu? Senin görevin mi bu? Sen önce paranın istikrarını sağla. Enflasyonun düşürülmesinde bir başarı göster ki biz senin açıklamalarını ciddiye alalım. Senin öngörülen enflasyon tahminlerini gerçekçi bulmuyor ki insanlar, sokaktaki insanlar. Niye öyle bir zamı kabullensinler? Yani özel sektör zam yaparken gerçekleşen enflasyona göre bakıyor. Bakın altını çizerek söylüyorum. Özel sektör zam yaparken öngörülen enflasyona göre zam yapmıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü enflasyonun artışındaki gerekçelere baktığımızda yüksek kar marjlarından kaynaklı bir enflasyon görüyoruz. Bakın yüksek ücret artışlarından kaynaklı bir enflasyon değil. Dolayısıyla öngörülen enflasyona göre zam talebi insani değil, şeye de aykırı. Bunun için de DİSK çok güzel önerileri paylaştı. Arzu Çerkezoğlu yakın dostum. Gerçekten çok önemli çağdaş bir talepler silsilesi açıkladı. Bir kere bunun da toplu sözleşmeyle belirlenmesi lazım. Teşmil diye bir şey var. Yani toplu sözleşme kapsamında dışında kalan binlerce insan var. Onları o kapsama alarak bu işi yapmak. Ve bir de gerçekleşen enflasyon deyince hangisini alacağız? Şimdi bakın bunun için şey var. Yıl sonu TÜFE enflasyonu deniyor. Bu yanıltıcı bir şey, onu söyleyeyim. Yani işte o da %40'lar civarında olacak. Yine öngörülen rakamın üstünde olacak OVP'de. Ama onunla yetinmemek lazım. Mesela şey açıklandı. Yeniden değerlenme oranı açıklandı. Evet. Şimdi bütün vergilere zam yapılırken, trafik cezalarına zam yapılırken, asgari ücretli de bu zamlar karşısında kaçılmaz olarak bunları ödeme durumundayken, sen bunun maaşını niye yeniden değerlenme oranında zam yapmıyorsun kardeşim? Hadi gelin bakalım, buradan bir çağrı yapalım. Zamı belirlerken, yani asgari ücreti yapacak olan zamı belirlerken lütfen yeniden değerlenme oranını dikkat alın. Yani en azından asgari olarak yeniden değerlenme oranı üzerinden gidin. Çünkü yeniden değerlenme oranı yıl sonu enflasyon hedefini çok çok üstünde. Evet. Bu da geçtiğimiz günlerde biliyorsun açıklandı. Başka ne olabilir? Türkiye buradan çağrı yapalım. OVP hazırlayanlara da bir çağrı yapalım. Artık bundan sonra TÜFE'nin yıllık ortalama rakamını da verin kardeşim. Niye yıl sonunu veriyorsun? Ben yıl sonundaki TÜFE'ye göre mi zam alıyorum? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Bütün acaba yıl boyunca TÜFE'nin yıllık artışı kaç olmuş? Niye yıl sonu veriyorsun kardeşim? Ocak, Şubat, Mart, böyle her ay farklı bir yıllık enflasyon çıkar. Doğru yaklaşım. Evet. 2024 yılının yıllık ortalama enflasyon rakamının verilmesi, evet, aynı analizin 2025 içinde yapılması. Eğer o tür bir analiz yapılırsa, evet, ortalama enflasyon üzerinden yapılırsa asgari ücretlerin zammı daha yüksek olacak. Bu seçeneklerin hepsinin komisyonda, asgari ücret komisyonunda masaya yatırılması gerekir diyorum. Ekonomist Profesör Doktor Sayın Aziz Konukman, çok teşekkürler bilgi verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Kolay günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.
Evet, Aziz Hocamıza bir kere daha teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Şimdi bir ara vereceğiz. Saat başında tekrar birlikte olalım.